<laughs> Tövbe bismillah. O ses de neydi? Büyük bir ses geldi dışarıdan. O ses neydi ya? Dışarıda hiçbir şey gözükmüyor. O ses nereden geldi öyle? Arda oğlum Arda uyan oğlum. Ya baba ne oldu ya gece gece ne istiyorsun? Arda oğlum dışarıdan ses duymadın mı sen de? Ya babacım yat uyu ya boşver. Birisi bağırmıştır işte ne olacak? Tamam oğlum tamam ya. Arkadaşlar şu dışarıdan gelen sese bakacağım ben ya içim rahat etmez yoksa ama ondan önce kanala abone olanları göstereyim. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki arkadaşlarımız kanala abone olup videoya da like atmış kişiler. Abi kanala abone oldum like attım yazmış oyuncak dünyası Tugay Esma ve Haydar ben de onları buraya çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Like atıp abone olanları bu tabloya çıkartıyorum. sizlerde de bu tabloda yerinizi almak istiyorsanız bu dediklerimi yapın. Şimdi şu dışarıdan gelen sese bakmaya gideyim. O ses nereden geldi acaba? Çok garip ya. Umarım kötü bir şey olmaz. Haydi bakalım. O sesin nereden geldiğini bulmam lazım. Eminim bir ses duydum. Bir gülme sesi. Evet şuradaki polise sorayım. Bakalım o duymuş mu sesi? Polis hanım. Polis hanım merhaba bir şey soracağım. Buyurun fakir bey. Polis hanım buralarda gülme sesi duydunuz mu? Fakir. polis hanım. Öf ya nereden geldi bu ses? Hemen bulmam lazım. Ya babam çıktı gitti. Nereye gitti kim bilir ya? Gidip baksam mı? Ya da boş ver ya. Gelir az sonra. Ben yatayım uyuyayım. Çok uykum var. O gülme sesi nereden geldi? Bulacağım. Kim çıkarttı o sesi? Kim çıkarttı diyorum. He? Bu da ne? Anneciğim bu ne ya? Sen nesin böyle? Ne biçim bir ay böyle bu? <laughs> Fakir ben de seni bekliyordum. Fakir, beni senden başka kimse göremez. Sen konuşuyor musun? Bana mı öyle geliyor? Benzinci bey, benzinci bey şuradaki ayı görüyor musunuz? Fakir bey ne diyorsunuz siz? İyi misiniz fakir bey? Ya ben iyiyim ne şuradaki ayı görmüyor musun? Fakir, sana diyorum. Beni senden başka kimse göremez. Şimdi dediklerimi iyi dinle. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Fakir bey kiminle konuşuyorsunuz ya anlamıyorum hiçbir şey. Ya benzinci bey görmüyor musunuz şuradaki ayı? Görmüyor musunuz? Korkunç bir ay var orada. Fakir bey inanın hiçbir şey görmüyorum. Fakir dinle beni. Beni senden başka kimse göremez diyorum anlamıyor musun? Şimdi sana dediklerimi yapmazsan şehrini yerle bir ederim. Bu şehrin belediye başkanı sen değil misin fakir? O yüzden sadece sen görüyorsun beni. Ne istiyorsun benden söyle. Ne istiyorsun? Fakir, şimdi senden tek bir şey isteyeceğim. Bana bir tane kurban getireceksin, ben de bu şehri yok etmeyeceğim. Eğer ki kurbanı getirmezsen, yarın sabaha kadar şehrini yerle bir ederim. Bir tane bile bina kalmaz. Hepsini yıkarım fakir. Ne kurbanı, ne diyorsun sen? Kurban bayramına değiliz ki. O anlamda demedim ahmak. İyi dinle beni. Bana bir tane insan getireceksin. Ve ben bu insanı alıp gideceğim. Hayır öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz kabul etmiyorum. O zaman şehrin yerine bir edeceğim fakir. Bana bir tane kurban getirmezsen yarın sabaha kadar şehrini yerle bir ederim. Olamaz ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak arkadaş olabiliriz. Ne dersin? Ben kimseyle arkadaş olmam. Çabuk fakir. Gün az var. Hemen bana bir kurban bul getir. Tamam tamam. Öf ya. Ne yapacağım ben şimdi? Elimden hiçbir şey gelmez ki. Bu ay bir tane kurban istiyor. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Acaba kendim mi gitsem? Kendim gelsem olmaz mı? Beni götür kurban olarak. Hayır fakir. Sen olmazsın. Bana daha değişik birileri lazım. Kimi istiyorsun ay? Ne istiyorsun bizden? Bırak şehrimizi işte ya. Ne istiyorsun bizden? Fakir benimle konuştukça zaman kaybediyorsun. Çabuk git ve bana bir kurban bul. Tamam tamam. Acaba kim olsa ya? Acaba Arda'yı mı göndersem? Yok ya o benim oğlum. Bu ayı vallahi Arda'yı öldürür. Şimdi bu ayı benden başka kimse görmüyor mu? Dur bir gişeciye sorayım. Gişeci bey merhaba. Buyurun fakir bey. Havuza mı gireceksiniz? Yok yok akşam vakti ne havuzu? Şu karşımızdaki ayı görmüyor musun sen? Ay mı? Fakir bey orada bir ay var ama normal ay işte. Ne olmuş ya? Ya nasıl normal ay ya? Şuradaki korkunç ayı görmüyor musun? Fakir bey ay korkunç değil ki ben her şeyi normal görüyorum. Öf, öf. Bu da normal görüyor. Acaba kurban olarak kimi versem? Düşün fakir düşün birisini kurban olarak vermek zorundayım. Yoksa sabah kadar şehir yerle bir edecekmiş. Kimi versem acaba? Aslında akılımda birisi var. Evet evet ama ilk önce gidip Arda'ya sormam lazım. Arda uyuyordu. Arda? Arda nerede? Olamaz Arda neredesin? Arda en son burada uyuyordu ya. Arda nereye gittin oğlum nereye gittin? Acaba beni aramaya mı gitti dışarı? Arda oğlum neredesin? Arda ses ver lütfen oğlum lütfen. Bu ne ya böyle? Bu ne korkunç bir şey? Gel buraya ufak çocuk. Demek ki fakir seni gönderdi bana. Ne diyorsun sen? Sen benimle mi konuşuyorsun ya? Evet ufak çocuğu. Fakir kurban olarak seni gönderdi galiba. Ne kurbana? Ben senin hayatta gelmem. Gel dedim mi geleceksin. geleceksin. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Çabuk indir beni aşağı çabuk. Seni şimdi alıp götüreceğim. Artık sen benim kurbanımsın. Fakir seni yolladı bana. Babam neden beni yollasın ya? Ben kendim geldim. Lütfen bırak beni lütfen gideyim Sen ne biçim bir şeysin ya Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum Bak atlarım aşağı Hadi sıkıyorsa atla Atla bakayım Hayatta atlayamazsın Şimdi gidiyoruz hazır ol Hayır bırak beni hayır Atlıyorum Arda Arda oğlum neredesin Arda ses ver Acaba zenginlere mi gitti Gidelim zenginlere bakayım Zengin zengin Arda sizde mi abi Zengin aç kapıyı abi Ha? Ay? Ay nereye gitti? Olamaz ay yok. Arda da ortalıklarda yok. Ay da yok. Bana bir kurban getir demişti. Acaba Arda'yı mı götürdü ya? Hemen Zengin'e haber vermem lazım. Zengin lütfen aç kapıyı. Lütfen abi acil. Öf, öf. kim geldi ya şimdi? Bak bak nasıl çalıyor zile. Öf ya gece vakti ne istiyorsunuz ne istiyorsunuz bir uyutmadınız Gideyim şu kapıya bakayım Şimdi çocuk uyanacak ya Geldim geldim patlama be adam patlama geldim Ne istiyorsun Zengin aç kapıyı abi lütfen Fakir ne oldu kardeşim ya daha yeni sabah oldu Güneş daha yeni doğdu fakir ne istiyorsun Zengin abi Arda'ya korkunç bir ay kaçırdı abi Lütfen yardım et Ne diyorsun fakir sen Fakir ben az önce bir rüya gördüm biliyor musun? Ne rüyası abi? Şehre böyle korkunç bir ay geliyordu. Ben onunla konuşuyordum fakir. Zengin nasıl bir şeydi abi? Böyle dişleri vardı. Tam şuradaydı bize sırıtıyordu böyle. Zengin işte o ay gerçek abi. Sen rüyanda görmüşsün ama gerçekten geldi o ay. Ben görüyordum onu. Ve şimdi de Arda'yı kaçırdı galiba. Fakir ne diyorsun kardeşim sen? Rüya nasıl gerçek olabilir ki? Zengin yalan söylemiyorum abi lütfen inan. Tamam kardeşim inanıyorum sana inanıyorum da şu anda nerede peki? Bilmiyorum abi gitti. Umarım geri gelir. Arda'yı da götürdü ben şimdi ne yapacağım? Fakir kardeşim merak etme bir yolunu bulacağız. Gel fakir gel hemen gidelim Kerem komisere haber verelim. Arda'yı kaçırdığını söyleyelim. Tamam abi tamam gidelim şu ayı söyleyelim. Hatta Kerem komiseri boşver. Gidelim korkunç büyük anneyle konuşalım. Belki o biliyordur. Doğru söylüyorsun fakir gidelim büyük anneye her şeyi anlatalım Hadi gel kardeşim çabuk büyük anne biliyordur kesin biliyordur ya Gel fakir gel büyük anneye her şeyi anlatalım Ben rüyamda gördüm o ayı ya eminim tam şuradaydı fakir değil mi tam şurada Benzin istasyonun üstünde Aynen öyle abi sen rüyanda gördün ama gerçekti o Arda'yı kaçırdı o ay şimdi ortalıktan kayboldu ikisi de Merak etme kardeşim büyük anne şimdi bize sebebini söyler Çabuk kardeşim gel haydi Hemen büyük annenin yanına gidelim de şu ay neden gelmiş, neden Arda'yı kaçırmış öğreniriz. Zengin abi, o ay bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi kardeşim? Bana rüyamda şey dedi. Eğer ki bana bir kurban vermezsen şehrinizi yok ederim dedi. Evet abi, bana da aynısını dedi. Eğer ki bana bir kurban getirmezsen şehrinizi yok ederim dedi. Ben de kimi versem düşünüyordum. O sıra Arda dışarı çıkmış ve Arda'yı aldı götürdü. Olamaz ya olamaz. Gel kardeşim gel. Rüyam gerçek oldu demek ki. Hemen büyük anne her şeyi anlatmamız lazım. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi ya? Korkunç ay Arda'yı kaçırdı. Acaba tekrardan geri gelir mi? Umarım gelir. Arda'yı da umarım geri getirir. Büyük anne aç kapıyı büyük anne. Zengin. Zengin ne oldu evladım? Büyük anne ben rüyamda korkunç bir ay gördüm. Fakir de o korkunç ayı gerçekten görmüş. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ay nasıl bir şeydi çabuk söyleyin bana. Büyük anne böyle dişleri vardı çok korkunçtu. Tam benzin istasyonun üstünden bize sırıtıyordu yuvarlak bir şeydi. Olamaz bu çok kötü. Ne oldu büyük anne ne biliyorsan anlat bize. Çocuklar iyi dinleyin anlatıyorum. Eski zamanlarda bu ay hep görülürmüş. Ama bazı kişilere görülürmüş. Genelde bu kişiler şehrin sahibi olurmuş. Çok zengin olurlarmış. Ve onların yakınlarını kaçırır götürürmüş. O yakınlarından hiç haber alınamazmış bir daha. Olamaz. Büyük anne ardayı kaçırdı mı götürdü? Çocuklar mı çok kötü. Ama merak etmeyin. Eminim ki o ay yarın da gelecek ve yeni bir kurban isteyecek. Şu anda hiçbir şey yapamayız. Ay gitti. Akşamı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Büyük anne, ya akşam gelip içimizden birisini daha götürürse o zaman ne yapacağız? O zaman işte işimiz daha kötü fakir.